Tolkien, Silmarillion, Ön Sözü. Yazarın ölümünden 4 yıl sonra yayınlanan Silmarillion, kadim günlerin, bir başka deyişle dünyanın ilk çağının anlatısı niteliğinde. Yüzüklerin Efendisi'nde 3. çağda yaşanan müthiş olaylar konu ediliyordu. Buna karşın Silmarillion, ilk kara efendi olan Morgoth'un Orta Dünya'da yaşadığı ulu elflerin Silmarilleri kurtarmak için ona savaş açtıkları çok daha eski bir zamana dayanan efsanelerden oluşuyor. Fakat Silmarillion, Yüzüklerin Efendisi'nde bahsi geçen olaylardan daha kadim bir dönemde yaşananları konu alan eski bir çalışma olmaktan öte, sonradan gerçekleşen olayların tasarımına dair tüm temel noktaları içeriyor. O zamanlar adı Silmarillion olarak geçmese de, neredeyse yarım yüzyıl önce yazılmaya başlanmış bir öykü bu. Yaratılan mitolojinin bel kemiğini oluşturan hikayelerin en eski halleri de ta 1917'lerden başlayarak kurşun kalemle, telaşla düşürülmüş notlar olarak duruyor defterlerde. Ve bu çalışma asla basılmadıysa da yine de dikkatli okuyucular Silmarillion'un anlatılarından bazı ipuçlarını Yüzüklerin Efendisi'nden bulup çıkarmışlardır. Babam uzun yaşamı boyunca bu hikaye üzerine bıkmadan, usanmadan çalıştı. Son yıllarda bile eklemeler yaptı. Basitçe söylersek, geniş bir anlatısal yapısı olması öngörülen Silmarillion, onca zaman boyunca neredeyse hiçbir ciddi şekilde değişikliğe uğramamıştır. Hatta uzun zaman önce babam için bir alışkanlığa dönüştüğünü ve sonraki eserlerine arka plan oluşturduğunu dahi söyleyebiliriz. Öte yandan, aynı efsanelerin uzun ve kısa versiyonlarıyla çeşitli tarzlarda tekrar tekrar anlatıldığı böylesi bir metnin sınırlarının belirlenmiş olduğunu söylemek zor. Tasvir ettiği dünyanın doğasına dair belli başlı fikirler noktasında dahi bazı değişimler geçiriyor. Yıllar geçtikçe hem ayrıntılardaki hem de hikayenin kapsamlı bakış açısındaki değişiklikler ve yenilikler öylesine karmaşık bir hal almış, genişledikçe genişlemiş ve çok katmanlı bir yapıya ulaşmıştı ki artık metnin bir sona ulaşması mümkün değilmiş gibi görünüyordu. Dahası eski efsaneler, eski oluşları yalnızca uzak ilk çağa dair oluşlardan değil, aynı zamanda babamın hayatında da çok eskiye dayanmalardan kaynaklanıyor. Onun en derin düşüncelerinin aracı ve toplandıkları hazine sandığı haline gelmişlerdi. Sonraki çalışmalarında ortaya çıkan teolojik ve felsefi kaygılarının altında mitoloji ve şiir gömülüydü. Babamın ölümünün ardından çalışma notlarını basılacak hale getirmem gerektiğini hissettim. Elimdeki malzemeyi bütün çeşitliliğine karşın tek bir ciltte toplayıp sunmaya kalkışmak, Silmarillion'u yarım yüzyıldan fazladır süren ve değişim geçiren bir yaratıymış gibi göstermek aslında yalnızca kafa karışıklığına ve anlatının özünün gizlenmesine yol açacaktı. Bunu anladım. Bu yüzden en uygun ve kendi içinde en tutarlı anlatıyı üreteceğimi düşündüğüm bir yöntemle tek bir metin yazmak üzere işe koyuldum. Túrin Turambar'ın ölümünden itibaren üzerinde çalıştığım bölümler büyük zorluklar çıkardı. Çünkü yıllardır hiçbir müdahaleye uğramamışlardı ve kitabın diğer kısımlarında yer alan kurgunun sonraki haliyle hiç de uyumlu değillerdi. İster Silmarillion'un kendi sınırları içinde, ister babamın diğer çalışmaları ile Silmarillion arasında olsun, tam bir tutarlılık aramamak gerekir. Bir bütünlüğe ulaşmak için çaba harcayarak olanları da oldukça zorlu bir uğraş beklemektedir. Bunun ötesinde babam Silmarillion'u çok eskilere dayanan bir geleneğe ait çeşit çeşit kaynağın şiirler, tarihsel olaylar ve sözlü hikayeler üzerine sonradan inşa edilmiş tamamlayıcı ya da özet diyebileceğimiz bir metin olarak düşünmüştü. Kitabın kendi hikayesi içinde bu tahayyül de vardı. Çünkü altında müthiş bir düzyazı ve şiir birikimi yatıyordu ve yalnızca kuramsal olarak değil, gerçekten de bir özet niteliği taşıyordu. Metnin sürekli hızlanıp yavaşlayan seyrini ve bazı kısımların detaylarla dolu oluşunu Morgoth'un alt edilip Tangodrim'in yıkılışıyla sona eren ilk çağın yüce ve uzak hikayesinin yanında, örneğin Túrin Turambar'ın efsanesinde mekana ve uğruna savaşılan amacı dair apaçık hatırlayışların oluşturduğu zıtlığı,
Ayrıca anlatış ve betimlemedeki bazı farklılıkları, yer yer görülen muğlaklıkları ve uyumsuzlukları bu özet çabasına bağlamak mümkündür. Örneğin, Valakuenta bölümünde Eldar'ın Velinor'un geçirdiği en eski günlere dair olması gereken bunca fazla şey anlatılsa da hikayenin çok daha sonra bir zamanda yeniden yazıldığını varsaymak zorundayız. Böylece sürekli değişen zaman ve bakış açısı açıklık kazanıyor ve yalnızca hafızalarda yer etmiş olan uzak, kaybolmuş bir yaşayışın sürdüğü bu dünyada ilahi güçler yeniden varlık kazanıp canlanıyorlar. Bu kitap olması gerektiği gibi Silmarillion adını taşısa da yalnızca Quenta Silmarillion ve Silmarillion hikayesini değil, dört kısa parçayı da içeriyor. Kitabın başında yer alan Ainulindale ve Valakuenta Silmarillion başlıklı kısımla yakından alakalı ama kitabın sonunda yer alan Akallabet ve Güç Yüzüklerine dair adlı iki bölüm, bunu vurgulamak gerekiyor, bütünüyle ayrı ve bağımsız. Bu bölümlerin kitapta yer almasının nedeni babamın isteği ve 3. çağın sonunda yüzük taşıyıcılarının Midlond semalarından geçişine dek olup bitenlerin yaşandığı dünyanın başlangıcını konu alan Ainur'un müziğiyle birlikte tüm hikayenin parçası olmalarıdır. Hikayede yer alanların sayısı gerçekten çok fazla. Bunların adları için bir dizin hazırladım. Ama ilk çağa dair bölümde önemli bir rol oynayan kişilerin elfler ve insanlar, sayısı ise çok daha az. Bu isimlerin hepsini soy ağaçlarında bulabilirsiniz. Doğuda boydan boya yayılan yüksek dağın, yani Eret Luin'in ya da Eret Lindon'un, yani Mavi Dağların, Yüzüklerin Efendisi'nde tam tersine en batı uçta göründüğünü belirtmek gerekiyor. Kitabın içeriğinde daha küçük bir harita var. Bunun amacı, Noldor'un Orta Dünya'ya dönüşünün ardından elf krallıklarının nerelerde bulunduğu hakkında bir fikir vermek. Bunun dışında herhangi bir yorum yazarak ya da not düşerek kitaba müdahalede bulunmadım. 1974-1975 yılları boyunca bu kitabın zorlu hazırlığı sırasında Guy Kay bana mükemmel bir yardım sundu. İkinci basıma giriş. Muhtemelen 1951 yılının sonlarına doğru Yüzüklerin Efendisi'nin tamamlandığı fakat basımıyla ilgili sorunların çıktığı bir dönemde babam, o zamanlar Collins Yayın Evi'nde editörlük yapan Milton Waldman'la upuzun bir mektup yazmıştı. Bu mektubun yazılma sebebi ve konusu babamın Silmarillion ile Yüzüklerin Efendisi'nin mücevherlere ve yüzüklere dair uzun bir efsane olarak birbirine bağlı ya da birbiriyle bağlantılı olarak basılması konusundaki ısrarından ileri gelen farklılıklardan ibaret. Yine de burada bu konuya girmenin gereği yok. Babamın iddiasını açıklama ve ispat etme amacıyla yazdığı mektup, eski çağlara dair yaptığı tasarımı mükemmel bir biçimde yansıtıyor. Kendisinin de belirttiği gibi mektubun ikinci kısmı Yüzüklerin Efendisi'nin uzun ama yalın bir özetinden başka bir şey değil. Ve bundan ötürü elinizdeki basımda yaptığımız gibi Silmarillion cildine dahil olmayı hak ettiğine inanıyorum. Babamın yazdığı metnin orijinal kopyası kayıp ama Milton Waldman'ın elinde daktil ettiği bir kopyası vardı. Onu babama gönderdi. Bir parçası Letters of Tolkien, Tolkien'in mektupları 1981 adlı kitapta yayınlanan mektupta bu kopyadan alınmıştır. No 131. Burada küçük düzeltmeler yaparak ve son notların bazılarını kaldırarak 143 ile 157. sayfalar arasında yer alan metne yer verdik. Metnin daktil edilmiş halinde özellikle isimlerde pek çok yazım hatası vardı. Bunların pek çoğunu babam düzeltti ama şu hatayı gözden kaçırdı. Esasında tembihlere rağmen kahramanca işler yaptıklarını, ölümlü topraklarda hala boynu bükük bir halde avarelik etmelerinin bir sakıncası yoktu. Bu cümlede vurgulanmış olan kelimeler daktil edilen kişi tarafından atılmış. Belki de yanlış okunmuş. Silmarillion'un ciltli kopyasında metinde ve dizinde yer alan, şimdiye dek gözden kaçmış olan birkaç tane hatayı bulup düzelttim. Bunların en göze batanları Numenor krallarının belli başlarının sarasıyla sayıldığı bahislerdeki bu hatalar ve nasıl ortaya çıktıkları hakkında bilgiyi Unfinished Tales 1980 226. sayfadaki 11. notta ve
The Peoples of the Middle Earth'ın 1996 154. sayfasındaki sayfa 31'de bulabilirsiniz. Christopher Tolkien 1999.